anı yaşamaktır. Bir de böyle güzel güzel anları yaşarken birden alkolozolu ile çıktı karşıma. Çıkma sebebi de kabareler. Böyle bir anda tiyatro, bir anda kabare derken Ali Boyozoğlu telefon etti. Dedi ki neyin hocam çok yorulduk dedi. Hadi dedi gel sen de dedi. Bir dedi İzmir'e dedi seyahat yapalım. Bir iki gün İzmir'de eğlenmeye gidelim dedi. Ay bayıldım biz oyuncular İzmir'i çok severiz. Yani İzmir'de olmayı çok severiz. Onların havasından mıdır, suyundan mıdır. Bayılırız hep İzmir'e gitti. Kalktık Ali ile beraber ben giyindim, kuşandım. İki gün tatil yapacağız. Yorgunuz çünkü ben sabah gidiyorum maçına oynuyorum. Suare oynuyorum. Gece bir de kabare yapıyorum. Öldüm yorgunlukta. Üç kuruş pazarı para kazanacağım diye. Ondan sonra yok öyle değil çünkü tiyatrodan çok büyük keyif aldım her zaman. Kabareleri de çok iyi. Ben yaptığım her işten çok büyük keyif alarak yapıyorum. Para hep ikinci planda geliyor. Gerçeği bu. Ondan sonra baktık Ali'yle şey ettik, İzmir'e gittik. Tam İzmir ben böyle giymişim, kuşanmışım. Ali'yle şeyden indik uçaktan. Bizi hoş bir genç adam karşıladı. Bu genç adam daha sonradan öğrendiğime göre Ali'nin Fransızcadan Türkçe'ye oyunlarının çevirisini yapan, aynı zamanda üniversitede hocalık yapan, Fransız kültüründen gelen Atilla Demircioğlu. Bu genç adam bana öyle bir baktı ki... Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşın hemen beni boynuma taktın, bahçede güldüm, kapında kurdum, olmaya razıyım, sevdiğim sevdiğim. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşın hemen beni boynuma taktın, bahçede güldüm, kapında kurdum, olmaya herkese, her şeye sözünüz geçer de
bir tek kalbinize geçer. Hani dünyayı durduracak gücü bulursunuz da kendinizde, kalbinizi durduracak gücü bulamazsınız. İşte böyle yandı canım. İşte böyle acıdı kalbim. Yaşadım.